Scroll TV izleyenleri, ben Hasan Oğur Nayır, yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Yanımda Ömer var, hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Ve bu arada Sony'nin de yine bu 4K LED televizyonda test merkezimizin konu oldu. Gerçekten büyük bir televizyon. Evet. Bu televizyon hakkında bize neler söyleyebilirsin? Gördüğünüz gibi televizyon inanılmaz büyüklükte. Gerçekten çok kaliteli bir görüntü sunuyor bize. Gayet belli zaten. Evet. Sony'nin 4K teknolojisini kullanan ikinci nesil televizyon olarak adlandırabiliriz bunu. Televizyonun modeli KD-X9 olarak geçiyor. 65 inç ekran boyutunda. Oldukça güzel bir televizyon. 4K teknolojisinin bütün nimetlerini kullanan, görüntü kalitesi olsun, renk doygunluğu olsun, 4K'nın bütün nimetlerini bizlere sunan bir televizyon. Görüldüğü üzere aslında 4K yani parlaklık, renk doygunluğu, tüm noktalarda aslında gayet başarılı bir televizyon. Bu arada ben tasarımımı da aslında oldukça beğendim. Zaten Sony ürünlerinde böyle şık bir tasarım kullanır. Evet. Ama bir taraftan da aslında bu tasarımın arkasında da bir mühendislik çalışması vardır. Mutlaka var. Evet, mutlaka. Oldukça şık bir tasarım var. Şık ve sade. 65 inç ekran gördüğünüz gibi bizi karşılıyor. 164 santim izleme alanımız var. Televizyonun yan taraflarında gördüğünüz gibi ses sistemi bulunuyor. Bu sistemi Sony'nin geliştirdiği Liquid Flow ses sistemiyle donatılmış. Dolby destekli 3D ses sistemi olarak adlandırılıyor. Televizyon ses sistemi içerisinde 2 adet 15 watt ve 2 adet de 20 watt olmak üzere ses sistemi bulunuyor. Bu aslında televizyonu alırken ekstra bir ses sistemi almanıza gerek kalmıyor. Oldukça güçlü ve güzel bir ses sistemi. Çok berrak bir ses sunuyor. Performansı var. Evet. Aslında bir ev sineması gibi resmen, yani ekstra bir ses sistemi gerek kalmadan bu ses sistemiyle bir ev sineması yapabiliyorsun. Yani televizyonu aldığımız zaman aslında sinema sistemimiz kurulmuş oluyor. Öyle de diyebiliriz. Televizyondaki özelliklerden biraz bahsetmek gerekirse, televizyonda birçok mod bulunuyor. Sinema modu, oyun modu, işte müzik modu gibi. Aynı modların benzerleri de ses sisteminde de bulunuyor. Özellik vermek gerekirse yine bu oyun modları, sinema modları, müzik modları, bunlar da bulunuyor. Görüntüyle sesi eşleştirdiğimiz zaman inanılmaz bir ses performansı, görüntü performansı. Yani ben bir film izlediğim zaman sinema modunu alıyorum. Böylece sesi de aslında onunla eşleştiriyorum ve böylece film aslında sinemada böyle izlenmiş, evet, gibi bir havada. Aynen. Hem görüntüyle hem ses bakımından oluyor. Her şey güzel. Biraz da peki teknik özelliklerinden bahsedersek. Televizyonda Trimlos sensör var. Trimlos sensör yeni nesil TV panellerinde renkleri ayrıştırarak daha derin ve daha algılanabilir yapıyor renkleri. Önce LED arkadan aydınlatma paneli sayesinde daha doygun renk tonlarına ulaşabiliyoruz. XLT Pro görüntü işleme teknolojisi bulunuyor bu televizyonda. 65 inç olan bu televizyon ayrıca çok yakından baksak bile pikselleri görmemiz çok zor. 1 milyondan fazla kontrast oranı sunuyor bu televizyon. Televizyonda 178 derece görüş açısı var. Televizyonda 2K modundayken yüz tanıma ve video algılama modu bulunuyor. Televizyonda bulunan dinamik kontrast özelliği sayesinde özellikle 2K modundayken video algılayabiliyor ve yüzleri algılayabiliyor fotoğraf ve video izlerken. Bu sayede dinamik kontrastı ayarlıyor. NFC desteği bulunuyor televizyonda. Tek tuşla paylaşım özelliği var. Akıllı telefon ve tabletlerde NFC destekli, özellikle Android cihazlarda. Tek tuşla istediğiniz görüntüyü ya da fotoğraf, video otomatik olarak aktarabiliyorsunuz. Sen aktarabiliyorsun. Evet. Tek dokunuşa yansıtma özelliği bulunuyor. DLNA destekli cihazlarımızla, akıllı telefon, tablet yine bunlar. Görüntümüzü istediğimiz zaman televizyona tek dokunuşa aktarabiliyoruz. Ya da televizyondaki görüntüyü tek hareketle telefonumuza ya da tabletimize alabiliyoruz. Televizyonun pasif 3D teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde müzikler aracılığıyla 3 boyut olarak istediğimiz görüntüyü izleyebiliyoruz. Fakat şu anda gördüğünüz gibi 3D desteği bulunmuyor 4K'da maalesef. Cihazımızdan kaynaklı, Sony'nin bize gönderdiği cihazda bulunan videolarda 4K ve 3D bir arada çalışmıyor. Bunun yanı sıra 3D'de televizyonun isterseniz iki gözlük, yani AB olarak modlandırırsak bir parçasını kendi tarafımıza ya da diğer tarafımıza, özellikle oyun modları düşünürsek split screen, yani ikili ekran oynarken düşündüğümüzde altlı üstlü ya da sağlı sollu iki kişi için farklı olarak 3D moduna dönüştürmeniz mümkün. Televizyonda Dynamic Edge LED teknolojisi bulunuyor. Bu sayede belirli bölgeleri arkadan ekstra olarak aydınlatma ya da karartma sağlanabiliyor. 800 Hz olduğundan bahsetmiştik televizyonun. Oldukça yüksek bir tazeleme hızı var. Bu sayede canlı görüntülerin dağılması engelleniyor. Dynamic Edge LED teknolojisiyle de aydınlatılan bölgelerin renk tonları ve aydınlığı dengelenerek
kaliteli bir görüntü ortaya çıkartılmaya çalışılıyor. Akıllı telefon ve tabletlerden televizyon uygulama aracılığıyla kumanda özelliği var. Kullanılabiliyor. Yani Google Market'ten ve iOS evet. App Store'dan indirip kumanda edebiliyoruz. Aynen. Ayrıca bu özelliğin yanı sıra izlenen görüntüler hakkında bilgi almak da mümkün uygulama aracılığıyla. Mesela maçta ve istatistikler evet, falan skor, gibi. İstatistik, oyuncu bilgileri, filmse filmin hakkında bilgiler, oyuncular gibi. Televizyonda NFC, ekran yansıtma, TV Side View, Wi-Fi, Skype, Sony Entertainment Network, uygulamalar, operatör tarayıcısı, Wi-Fi Direct, DLNA gibi birçok teknoloji bulunuyor. Bu arada bağlantılar peki nasıl? Televizyonda yani evet, çok önemli bir noktaya değindim. Yani en önemli noktalardan birisi aslında. Evet. Televizyon üzerinde 4 adet HDMI çıkış yuvası bulunuyor. Bunun yanı sıra televizyonun 3 adet USB girişi var. 1 adet RF girişi, 1 adet SCART yuvası, Ethernet, kompozit video, PCMI yuvası, analog ses çıkışı, optik ses çıkışı, kulaklık ve mikrofon girişleri bulunuyor. Temel bağlantılar var aslında ve Sony ekstra olarak daha yine birçok bağlantıyı da televizyona eklemiş. Yani evet. Oldukça geniş bir bağlantı desteği sunuyor. Sony aslında bu televizyonu televizyon olarak değil de bir eğlence aracı. Media Center diye. Aynen. Uygulamalar sayesinde oyun bile oynayabiliyoruz öyle düşündüğümüzde. Yani bir eğlence aracı olarak tasarlanmış. Ya kullanıcılar aslında elektronik ürünlerde en çok böyle güç tüketimi konusunda hep böyle şikayetler ve sıkıntıları dile getirirler. Sonuçta büyük bir televizyon, 4K, LED TV. Peki Sony güç tüketimi konusunda nasıl bir çözüm sunuyor kullanıcılara bu televizyonda? İyi bir noktaya daha değin. Televizyon B sınıfında yer alıyor. Bildiğiniz gibi A sınıfından F sınıfına kadar. A zaten en ekonomi oluyor. Evet, en ekonomi. Bu televizyon B sınıfında yer alıyor. Ya televizyon büyüklüğünü düşününce ve içindeki ses, dahili ses sistemi, görüntü oynatması. Kullanılan teknolojiyi aslında. Aynen öyle. Kullanılan teknolojiyi bir araya getirdiğimizde B sınıfın bu televizyon için gayet başarılı bir seçenek olarak sunuluyor. 193 kW elektrik sarfiyatı var. Kapalı moddayken de 0.4 kW'a kadar enerji tüketiyor. Vermiş olduğum bilgiler için çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.